yandan sağlıklı yaşamak, bir yandan da uzun yaşamak için elbette elimizden gelen birçok çabayı sarf ediyoruz. İşte hani spor yapmak çok önemli, doğru beslenmek çok önemli, uykumuz çok önemli, kötü alışkanlıklardan korunmak çok önemli. Tamam, bunlar bizim kontrolümüzde de İpek, bizim kontrolümüzde olmayan şeyler de var. Örneğin şu anda dünyanın başında bir problem olarak çıkmış olan iklim krizi mesela hastalıkların da seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Türkiye ve Orta Doğu iklim krizinden en fazla etkilenen bölgeler sıralamasında neredeyse birinci sıraya yerleşmiş durumda. Eskiden belgesellerde izliyorduk ve ağzımız açık bir şekilde seyrediyorduk. Ama tabii Covid'le birlikte bu iklim krizinin ve enfeksiyonların içine düştük, öyle değil mi hocam? Evet, maalesef işte bu elimizde olmayan bir faktör. Onun kontrolünü nasıl yapacağız derken tabii ki tamamen elimizde değil de demek doğru değil. Yapabileceğimiz şeyler var. İşte diş fırçalarken suyu kapatmak, kesinlikle, duşun süresini kısa tutmak, işte iklim krizine hizmet eden şeylerden uzak durmak. Bunlar bizim için yapabileceğimiz şeyler. Biz başka neler yapabiliriz? Özellikle bugün sağlık konusunda neler yapabiliriz ondan bahsedeceğiz. Kimleri ağırlayacağız? Bugün çok değerli iki hekimimiz bizlerle birlikte olacak. Enfeksiyon konuşacağız hocam bugün. Kış ayı zaten, herkes hasta, herkes öksürük, grip, influenza. Enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan bizlerle birlikte olacak. Sıla Hoca ile programımızın ilk bölümünde enfeksiyon konuşacağız. İkinci bölümde ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Süleyman Engin Akan bizlerle birlikte olacak. Süleyman Hoca ile de biz kadınların sorunlarını ve kadın hastalıklarını konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi sağlığımızı tehdit eden durumlar arasında kalp hastalıkları var, akciğer hastalıkları var, iyi veya kötü huylu tümörler var ve elbette enfeksiyon hastalıkları var. Enfeksiyon demek bir mikroorganizmanın ortaya çıkardığı tablo olarak tanımlanabilir. Bunun mikroorganizmaları içinde de bakteriler var, virüsler var ve gözle görülmeyen birçok canlıdan bahsediyoruz aslında. Ve biz bu mikroorganizmalarla aslına bakarsanız dünyayı paylaşıyoruz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoda, belki yemek yediğiniz yemeğin üzerinde, tabağınızda veya otobüse bindiğiniz zaman tutunduğunuz o direkte bile aslına bakarsanız belki de milyonlarca mikroorganizma var. Peki bir mikroorganizma insanın hayatını nasıl tehdit edebilir ki? Nasıl ölüme neden olabilir? Bazen tetanozda olduğu gibi mikroplar toksin üretir ve bu toksinler zarar vermeye başlar. Bazen de vücudumuz onlarla savaşmaya başlarken savaşı kazanır ama bu savaş bir anlamda vücutta devam eder, yani inflamasyon devam eder ve maalesef sağlığımızı tehdit eden tablo inflamasyon dediğimiz bu iltihabi sürecin devamıdır. Peki hocam, şimdi hani iklim değişiyor, göçlerle artık demografi değişmeye başladı tüm ülkelerde. Değişen bir şey var mı enfeksiyon açısından? Enfeksiyonda tabii 3 parametre var aslında. Bir bu hani bahsettiğiniz bu virüsler, bakteriler, parazitler, mikroorganizmalar. Onların bir kendi yaşam döngüsü var ve onların bir ihtiyaçları var. Karşılanması gereken. Bir de insan, yani konağa bunların nasıl geldikleriyle ilişkili bir takım yollar var ve onları bizim nasıl aldığımızla, ağız yoluyla alabiliriz, solunumla alabiliriz, kanla alabiliriz vesaire. Bir de aynı zamanda ortamın getirdiği değişiklikler. Şimdi ortam da sürekli değişiyor. Yani o çevre de değişiyor. Isı artıyor. Bir yandan küresel ısınma var. Bir yandan iklim değişiyor. Bir yandan yer değiştirmeler değişiyor. Ve bütün bu parametrelerin de aslında yaşam döngüsüyle ilgili bir takım değişiklikler oluyor. Biz yani eskiden de mesela derslerde falan hep yine yeniden ortaya çıkan enfeksiyonlar diye her sene bir daha gözden geçirirdik. Ve onun hatta bir tanımı da var. Onlar genellikle o yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar genellikle bir işte RNA virüsü olur, bir konak değiştirir, o konakta da yaşamını sürdürebilir. Yani bu şartları karşılar ve o ortamı bulduğu anda, o iklimi, o nemi bulduğunda o ortaya çıkıyor. İşte bu bazen de bir de vektörler var, bir de bütün bunları taşıyan bize. Yani bütün aldığımız yolların dışında bir de bir vektör, işte sinekti, pireydi, bitti vesaire gibi bir takım vektörler de aracı olabiliyorlar. O aracı olduğunda o vektörün de yaşam döngüsü. İşte diyelim ki bir kene bu. O kenenin yaşadığı yer bazı şehrin, ülkenin bazı yerlerinde görülmüyor. Bazı yerlerinde o kene yaşam bulabiliyor. Bu şartlar değişince
aslında bunlar yaşam buluyor. Yani bu bir bütün bu faktörlerin bir araya gelmesini gerektiriyor. Bunda da bizim bu yaşam döngüsündeki değişiklikler bunu sağlamaya başladı aslında. O yüzden farklı enfeksiyonlarla da karşılaşabiliriz yani. Karşılaşabiliriz, evet. Yaşam şeklimiz değişince enfeksiyon şekilleri de değişiyor. Birçok isim duyduk yıllar içinde. İşte Kırım Kongo, korona, maymun çiçeği hastalığı falan diye. Hocam enfeksiyon hastalıkları kendi içinde neye göre ayrılıyor? Yani gıda kaynaklı, biraz önce de anlattınız, gıda kaynaklı oluyor, dışarıdan alınıyor ama böyle hani bize şundan dolayı şuna göre ayrılıyor, şuna göre ayrılıyor diye böyle bir cümle söyleyebilir misiniz? Etkenlerin hepsi başka bir yaşam döngüsüyle geliyor aslında. Onları bir de bizim alış şeklimiz var. Biz onları hem etkenlere göre bazen ayırıyoruz, onların yaptığı hastalıklara göre işte virüs mu, bakteri mi, parazit mi, mantar mı gibi, ya da bir de onları alış şeklimize de göre. Bazıları kanla bulaşan hastalıklar, bazıları işte cinsel temasla bulaşan hastalıklar, bazıları bu koronada olduğu gibi solunumla bulaşan etkenler ve böyle eğer çok kolay bulaşabilen solunum gibi bir etkense işte mesela pandemi gibi böyle bulaşıcılığı artan ve de kolaylaşan olaylara yol açabiliyor. Ya da sindirim sistemiyle alabiliyoruz. Bazen de yiyecekle alıyoruz, suyla alıyoruz. Bütünüyle aslında aldığımız şekillere göre de sınıflayabiliyoruz. Yaptığı hastalıklara göre sınıflayabiliyoruz. Etkenlerin özelliklerine göre sınıflayabiliyoruz. Ama mesela işte virüsler şöyle bir şey söyleyemeyiz. Yani virüsler hep böyle bir şey yapar. Hmm. Hep bu şekilde bulaşır. Hep şöyle bir sistemik, böyle bir şey diyemiyoruz. Her virüsten virüse değişiyor. Ya da işte bakteri işte bir kısmı mesela işte sepse kadar götürüp hani ölümcül olabiliyor. Bir kısmı kendi kendine halledilebiliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. İşte viral etkenler aslında biraz daha vücudun kendinin alt edebildiği, halledebildiği bir enfeksiyon. Şimdi hani enfeksiyonlar gerçekten çok farklı yollarla bulaşabiliyor. Hani ağızda mesela hepatit örneği üzerinden gidersek, yani karaciğer iltihabına neden olan virüsleri düşünürseniz, hani ağızdan da bulaşabilir, kan yoluyla da bulaşabilir, cinsel temasla da bulaşabilir. Mesela ben hepatitte, çünkü önemli bir problem Türkiye için. Bir dönem hepatit B taşıyıcılığı Türkiye'de 10 kişiden birinde pozitifti. Şu anda mesela hangi noktadayız? Tedavi seçenekleri değişti mi hepatitte? Mesela orada çok güzel bir nokta gerçekten. Viral etkenler içinde bu hepatitler güzel bir örnek. Çünkü bazısı gerçekten sindirimle alıyor. Bir kısmı kanla alınıyor. Ve bir kısmı da mesela akut geçirip iyileşiyor. Hepatit A mesela akut geçiriyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Bir tedaviye de çok gerek olmuyor. Tedaviye de gerek yok. Kendi kendinize iyileşiyorsunuz. Ama hepatit B mesela iyileşmiyor ve kronikleşiyor. Yani kronik viral enfeksiyonlar yapan iki tane, hatta doğrusu hepatit B, C ve D var. Üçü. Kronikleşiyorlar ve ömür boyu sizinle beraberler. Bu tabii aslında karaciğerin içindeki çekirdeğe girmeleriyle ilişkili ve atamıyor vücut bunu. Bununla ilgili de tabii yıllardır süren çalışmalar sonunda aslında biraz daha iyi bir noktaya gelindi. Tam klinik araştırmalar devam ediyor ve tam eradikasyonla ilgili bayağı çalışmalar yapılıyor. Hepatit C ise daha şanslı. O da bir kronik viral enfeksiyon yapıyor ama onda ilaçlarla %100 iyileşebiliyoruz artık. Yani bunların arasında da bu tür farklar var ama bayağı bir ilerleme de kaydedildi aslında. Şimdi enfeksiyon demişken, salgın demişken hemen aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi de aşı. Her kış olunca bir grip aşısı olmak isteriz. Grip aşısı olup bana grip aşısı yaramıyor, daha fazla grip oluyorum diyenler var. Aşılanmayla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Aşılanmaya tabii çok yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok şeyde yani bir etkeni aslında tam eradike etmek için ya aşınız olacak ya tedaviniz olacak. Ve aşı tabii burada hastalanmadan elde edilmiş olan bir büyük bir şans aslında. Ve çocukluktaki yapılan aşıların tabii ki çok büyük önemi var. Ama aynı zamanda erişkin yaşı aşılaması diye de bir konu var. Ve erişkin yaşında yapılması gerekenlerin de işte tetanoz da mesela onlardan bir tanesi. Çok hayat kurtarıcı. Ama grip gibi işte şimdi korona da bu şekilde oldu. Böyle bize aslında mevsimsel bir değişkenlik içinde olan ya da kışın daha çok artması gereken etkenler içinde her yıl olmamız gereken aşılar içine giriyorlar. Bundan hiç kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastalanmaktansa aşıyla böyle bir şeyden korunabiliyorsak ben her zaman için o taraftayım. Şimdi ben Sıla hocamı görmüşken burada bir böyle sunucu moderatör olarak değil halktan birisi olarak hemen kendi adıma bir şey sormak istiyorum. Doğru bilinen yanlış mıdır onu da bilmiyorum ama grip aşısı oluyorum ve sürekli grip oluyorum diye
yakınanlar var. Doğru mu? Grip aşısı olduktan sonra daha çok grip oluyor mu insan? Yok ama şöyle diyebiliriz. Yani biz aslında erişkin yaşta, biz kışın aslında normalde bir erişkinden beklenen 2 ile 5 kere bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesidir. Ama bu grip adı altında geçiyor mu? Bu etkenler yüzlerce. Biz onların içinden 2 ile 5 tanesini geçiriyoruz normal hayatımızın içinde. Biz bunların hepsini grip zannediyoruz. Aşı oldum ondan gibi bir intiba alıyor. Yoksa o başka bir şeydir. O sizin gripi en azından olmanızı engeller. Gönül rahatlığıyla olabiliriz. Gönül rahatlığıyla. Bir de tabii hep, herhalde bu Covid aşılarında da onu çok duyduk ya. Hani Covid aşısı olduktan sonra Covid oldum deniyor. Evet tabii ki bazı kişilerde hani aşının daha etkisi ortaya çıkmadan Covid geçiriyor ama bir de aşının da ufak tefek etkileri olabiliyor. Hani onu da herkes enfeksiyona atfediyor. Gripte de aynı şey muhtemelen. Yani bir aşı olduktan sonra gördüğü bir reaksiyonu hemen işte bak ben bu mikrobu aldım, bu hastalığa tutuldum diye düşünüyor ama tabii ki öyle bir şey yok. Aslında hani aşılar bizim enfeksiyon kontrolünde çok ciddi bir silah elimizde. Aşı önemli değil mi? Kesinlikle öyle ve enfeksiyon kontrolünde hani tek başına aşı da değil. Mesela Türkiye'nin başarılı olduğu birçok enfeksiyon kontrolü var. Mesela tabii. Sıtma değil mi? Hani tabii. Cumhuriyet'in başından itibaren sıtmada tabii. Büyük başarı sağlamadık mı? Tabii tabii. Ben asistanken sürekli sıtma hastaları yatırırdık, tedavi ederdik. Evet. Özellikle güneyden ama şimdi onunla ilgili işte o anofelin yaşam döngüsünün vesaire izin verilmemesi, bataklıkların kurutulması, sıtma savaş enstitüleri vardı. Hı-hı. Sürekli bir uğraş ve aynı tanının konup tedavinin yapılmasıyla gerçekten artık Türkiye'de görmüyoruz. Artık ithal sıtmalar görüyoruz Afrika'dan vesaireden. Eğer profilaksi almadıysa yani o anofelin yaşam döngüsünü sağladığı yerde gene devam edebiliyor. Bu biraz işte ilk baştaki soruya geliyor. Yani hani Türkiye'de sağlayabilirsin ama göçten dolayı Afrika'dan doğru. Mesela geldiği zaman işte sıtma mesela tekrar başlayabilir farklı bir tipiyle. Mutlaka işte şimdi tabii seyahatler de arttı. O yüzden mutlaka bir şey oluyor zaten, bir ziyaret olmuş oluyor. Doğru. Profilaksi almak gerekiyor onda da mutlaka. Alınmazsa yani belli özellikleri aslında korunmak için yapılması gerekenleri yaparsak biraz daha hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Hocam havalar soğudu, herkes hasta, çocuklar hasta oluyor zaten geliyorlar. Benim de gördüğünüz gibi sesim çıkmıyor çünkü evde. Bayağıdır da senin böyle. Ben evet 2-3 haftadır sürekli hastayım çünkü birisi iyileşiyor, birisi hastalanıyor evde. Böyle bir döngü var. Bu dönemde bize biraz tüyo verir misiniz hocam? Ne yapmamız lazım? Yani hani nasıl bakalım bu artık C vitamini, D vitamini, sebze, meyve. Hani beslenmenin haricinde ne yapmamız gerekiyor? Bence çok güzel bir soru sordun biliyor musun? Yani herkesin şu an evet yani herkesin kafasında şu var. İşte bol C vitamini alayım, bol D vitamini. Bunlar bize enfeksiyondan korur mu? Çok güzel bir soru. Yani immün sistemimizin sağlam olması önemli. O kesin iyi bir uyku mesela bunun için temelde. Bunların hepsi önemli. Ama yapılması gerekenleri de öyle bir durum oluyor ki sadece bunlarla gidilebiliyor. Halbuki yapılması gereken bir takım esas yapılması gerekenler var ve bunlar birlikte yapıldığında bir anlamı var. Yani işte aşılarınızda oldunuz mu? Mesela hangisinin aşısı varsa o aşıların işte korona ise koronun hatırlatmaları, influenza ise influenza'nın onu en azından ekarte etmiş oluyorsunuz. O aşıların olunması, eğer hastaysanız onun tedavisinin bir antivirelle yapılması. Hani tedavide de çünkü çok tedavi almayayım ama işte vitamin alayım. O da çok doğru bir şey. Onun bir tedavisi var ve gidişatlarının takip edilmesi gerekiyor. Bunlar açısından yani hayatımızı yapılması gerekenleri yapmak aslında. Çok böyle bir formülü yok bunun. Ama aşısını, ilacını düzgün almakta fayda var diye düşünüyorum. Sıla Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bu kısa zamanda gerçekten çok değerli bilgileri paylaştınız bizimle. Ben teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Çok keyifli sohbetti sizi ağırlamak. Çok iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Ve tabii bu konuşmada bence altı çizilmesi gereken şeylerden bir tanesi sağlıklı yaşamda erişkinlerin de aslında aşı programına devam etmesi gerekiyor. Başlangıçta tetanozdan bahsetmiştik. Her 10 yılda bir mesela tetanoz aşısının yenilenmesi gerektiğini pek çok kişi unutur. O yüzden isterseniz bugün programda siz de bunu kulağınıza bir küpe olarak takın. Aşı çok önemli. Düzenli spor yapan kadınlarda meme kanseri, kolon kanseri daha az. Doğru. Her 1000 kadından bir tanesi 30 yaş altında, 100 kadından bir tanesi 30 ila 40 yaş arasında menopoza giriyor. Erken yumurtalık yetmezliği diyoruz. 45 yaşından sonra kadının menopoza girmesi normal karşılıyorum. 40 yaşından sonra menopoza girerse %10 ila 20 tak diye geri dönebilir. Ateş basmaları tam menopoza girmese de olabiliyor.
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi aslında bence vücudunuzu çok iyi tanıyor olmanız. Çünkü eğer vücudunuzun nasıl işlediğini bilirseniz ve vücudunuzdaki tüm dokuları ayrı ayrı kendiniz açısından tanırsanız, bu mesela birçok hastalığın erken tanısı açısından önem kazanıyor. Hani erkeklerin burada biraz daha şanslı olduğunu söyleyebilirim ama kadınlar sürekli bir değişim halinde aslına bakarsanız. Belki 13-14 yaşından itibaren işte yavaş yavaş cinsel kimliklerini kazanmaları ve vücudunda olan değişikliklerle birlikte her ay aslında değişen bir vücuttan bahsediyoruz. Ama bu süreç içinde belki de kadınların en fazla zorlanabileceği dönemlerden bir tanesi yavaş yavaş adetten kesilme dönemine, yani menopoza doğru geçme dönemi. Hocam, menopozun idaresinde kadınlar nasıl davranmalı, nasıl bir yaklaşım göstermeli? Öncelikle menopoza girdikten sonra, daha doğrusu menopoza daha girmeden, perimenopozal dönemden itibaren yaşam kalitesini arttırmak zorunda. Esasında bizim yaptığımız her şey yaşam kalitesiyle alakalı. Öncelikle sürekli olarak nedense menopoz deyince bir hormon tedavisinden bahsediliyor ama sorun hormon tedavisi değil. Sonuç olarak Türkiye'de bakarsanız kadın ömrü 81.3. Yani çok uzun süre yaşıyoruz ve kadınlar bu dönemi kaliteli yaşamak zorunda. Dolayısıyla bunun olmazsa olmazı birincisi spor yapmak zorundalar. Ve bunu işte ben hep hastalarıma da söylüyorum. Haftanın en az 4 günü, ideali 5 günü. Bunun ölçümleri var, yapılmış çalışmalar var. Şeye de etki ediyor çünkü bu. Örneğin kanser gelişimine de etki ediyor. Düzenli spor yapan kadınlarda meme kanseri, kolon kanseri daha az oluyor. Dolayısıyla burada haftanın en az 4 günü, ideali 5 günü, en az 40 dakika, ideali 1 saat, nabız dakika sayısı 110-130 arası olacak şekilde yürüyüşler yapması gerekiyor. Bunu ölçmesi gerekiyor. Bunu hayatının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Açık hava yürüyüşleri bile, değil mi? Evet, evet. Çok iyi. Yani çok önemli. Hareketli kalmak gerekiyor. Bu olmazsa olmazımız. Bunun işte kemik üzerine etkisi var, kalp damar sistemine etkisi var, sıcak basmalarına etkisi var. Çünkü endorfin salgılıyor ve o nedenle çok önemli. Diğer taraftan yemesine içmesine dikkat etmesi gerekiyor. Metabolizma hızı belli bir oranda düşüyor. Bu yüzden eskisi gibi yediği zaman mesela hep aynı şikayeti vardır kadınların. Yani ne kadar uğraşırsam kilo veremiyorum. O metabolizma ile çok alakalı. Bir şey soracağım. Sen şimdi hormonlara değindin ya. Bir dönem hani çok böyle tartışmalı gitti o. Menopoz döneminde hormon takviyesi verelim mi? Kanser riskini arttırır mı, arttırmaz mı? Yeni hormon işte tedavileri çıkıyor vesaire. Bu konuda ne diyeceksin? Şimdi şöyle, 2003'te bir çok baba bir çalışma yayınlandı, WHR çalışması. O çalışma sonuçları ne yazık ki tüm dünyada çok yanlış yorumlandı. Sonra bunu düzeltmeye çalıştılar vesaire ama bu çalışmanın değerinden bir şey kaybettirmiyor. Yani çok önemli bir çalışma, bize kantitatif olarak, rakamsal olarak ne kadar süreli, ne kadar hormon verirsek ne kadar meme kanseri riskini arttıracağını gösterdi. Yani ben 5 yıl boyunca hem östrojen hem progesteron verirsem, ki çalışma çok kötü şeylerle yapıldı, ya 5 yılın sonunda 1/1 arttırabiliyorum. Oysa kadının zaten meme kanseri riski %10. Yani bunu ben %10,1 arttırabiliyorum. Diğer taraftan ama bu çalışma sayesinde belli kurallar getirildi. Yani hastayı bir kere kişiselleştirmek gerekiyor. Yani onun ihtiyaçları doğrultusunda hastayla konuşarak, mesela belli kurallar var. Sıcak basmasına ne zaman hormon tedavisi vereceğiz? Adı bile değişti. Postmenopozal hormon tedavisi oldu. Hormon replasmanı gitti. Ama burada bir şeyi vurgulamak lazım. Bu çok önemli. Çünkü bunlar çok karıştırılıyor. Kadınların her 1000 kadından bir tanesi 30 yaş altında, her 100 kadından bir tanesi 30 ila 40 yaş arasında menopoza giriyor. Erken yumurtalık yetmezliği diyoruz. Ve bu kadınlarda hormon replasmanı yapıyoruz. Onlarda hormon verilmesinin hiçbir tartışması yok. Orada işte birazdan geleceğim. Hani benim için şu anda çok tartışılan bir konu, bununla ilgili çok fazla da spekülasyon vardır. Bizim kongrelerde tartışılır. Biyoidentik hormon tedavisi vesaire. Ama bu dönemde kadının mutlaka hormon replasmanı alması gerekiyor. Ha bunun dışında örneğin normal 48-52 yaş arası menopoza giriyor kadınlar. Bu arada anne yaşıyla bir alakası yok. Sürekli bundan bahsedilir. Evet, evet hocam. Yani, onu söyleyecektim. Annen kaç yaşındaysa sen de ya, o yaşta menopoza giriyorsun. Ne yazık ki peki bu bir şehir efsanesi. Var. Evet. Yani menopoz yaşı hiç değişmez. Yani tüm dünyada bellidir. Çünkü overrezi, yumurtalık 48-52 yaş arası. 52 yaş. Evet, yani belli yüzdeleri var. Bakın bu yüzdelerle mesela 40-45 yaş arası aşağı yukarı %7-8 kadar menopoza gider. 45 yaşından sonra kadının menopoza girmesini ben normal karşılıyorum. Hmm. Ha bu alternatif şeyler. Ne zaman erken menopoz diyorsunuz? 40-45 yaş arası diyoruz. 40-45'te giriyorsa erken menopoz grubu oluyor. 40 yaşından önce de erken yumurtalık yetmezliği diyoruz. Aradaki fark ne? Çünkü 40 yaşından sonra menopoza girerse %10 ila 20 tak diye geri dönebilir.
Yani o kadına mesela senin asla çocuğun olmayacak, sen menopozdasın falan diyorlar. Sonra kadın çat diye gebe kalıyor. Yani evet. Bu olur. O yüzden ona menopoz diyor. Menopoz stabil bir durum. Geri dönüşü yok yani onun. Süleyman Hocam, şimdi menopozla konumuzu, programımızı açmışken ben işin bir de duygusal boyutuna gitmek istiyorum. Şimdi premenopoz ya da menopoz dediğimiz zaman biz kadınlar kendi aramızda da konuşurken böyle bir duygusallık basıyor. Yani menopoza giriyorum, yaşlanıyor muyum? Evet. Menopozla psikoloji arasında da bir bağ var, öyle değil mi? Esası perimenopozda özellikle çok oluyor. Kadınlar premenopoz değil, o perimenopoz. Perimenopoz, ben pre diye. Perimenopoz menopozun periferi, etrafı. O dönemlerde. Kadınlar, o dönem tüm kadınlar 38-42 yaş arası bir perimenopoza adım atıyorlar. Ve 10 yıllık aşağı yukarı ortalama bir süre sonunda da menopoz oluyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Orada hormonlar biraz dalgalanıyor, ara kanamalar oluyor. Kadın ne hisseder diye. Kadının duygu durumu bazen değişiyor. Tabii orada başka sorunlar var. Yani işte menopoza yaklaşırken başka problemler oluyor. Ateş basmaları tam menopoza girmese de olabiliyor. Kadınlık hissine etkiliyor. Dolayısıyla bir de tabii sosyal Türkiye'deki genel, sadece Türkiye'de değil, genel normlar içinde de kadın üzerine bir baskı oluyor. İşte kadının elinden doğurganlığın gitmesi de kadını olumsuz etkiliyor. O duygu durumunu şey yapıyor. Tam da bu dönemde bir şey daha oluyor. Hı. Çocuklar evden gidiyor eğer çocuk varsa. Doğru. Buna emptiness sendromu deniyor. Yani boş yuva sendromu deniyor. Tabii bu problem yaratıyor. Ya da ayrılıklar oluyor. Oluyor. Evlilikler tabii. Evlilikler bitiyor. Yani bir yığın şey oluyor. İşte bir takım hormon tedavileri verilebiliyor. Şimdi işte o gençlik vesaire dediğiniz için mesela lazer tedavileri uygulanabiliyor artık. Örneğin erken yaşta bir meme kanseri olan bir hastanın veya 35-40 yaşında veya 45 yaşında fark etmez cinsel aktif olmak istiyorsa ve hormon kullanamıyorsa lazer çok iyi bir alternatif oluyor açıkçası. Lazer orada doku hasarını mı esasında yaşla birlikte evet. gelişmeye başlayan doku hasarını mı toparlıyor? Yani şöyle oluyor. Esasında östrojen olmayınca hiçbir şey östrojen kadar güzel ne kemik yapar ne cilt yapar. Hmm. O böyle siz kadınların kullandığı şeyler o kadar da etkin değil yani biraz fazla şey. Ama östrojen daima mükemmel bir şey yapar. Koruyucu. Evet. Yani damarlar için de öyle yani sonuçta evet. hakikaten östrojen gidene kadar damarlar evet. gayet sağlıklı. Mesela gidiyor. Biz sigara içsin kadın hiç istemiyoruz. Benim için en büyük problem menopozda olan bir kadının sigara içiyor olması. Çünkü sigara beni bitiriyor. Hem kemiği eritiyor hem de karaciğerde bir enzime etkilerek östrojeni biçtiği için kolajen yapımında duruyor. Yaşlı bir yüz yapıyor. Yani ama orada tabii sigaranın sağlığa zararı, her yönde zarar evet, olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir zarar var. Ama şöyle bir grup var. Yani özellikle östrojen hormon tedavisi alamayınca meme kanseri veya rahim kanseri gibi hastalarda ya da kadın hormon kullanmak istemiyor. Orada özel yani ben tabii erbiyum yak lazeri seviyorum. Non ablatif. Karbondioksit de yaparsınız ama diğerinde komplikasyon riski daha az. Da ağrı verir mi? Hayır. Lazer. Hiçbir ağrısı olmuyor. Sadece hasta yani belli bir yerde biraz sıcaklık hissedebilir. Biz her ihtimale karşı bir lokal anestezik sürüyoruz. Onun dışında mükemmel bir sonuç elde ediliyor. Peki yani bu hormon tedavisi şişiriyor mu bizi, kilo aldırıyor mu hocam? Hayır, şöyle diyeyim. Esasında hormon replasmanı veya hormon tedavisi diyelim. Öyle bir etkisi yok. Şöyle bir şey oluyor. Östrojen tabii ki su tutucu etkisi var. Ancak kadının dediğim gibi spor yaptığı sürece, hareketli kaldığı sürece, gıdasına dikkat ettiği sürece. Yani oturup da yağlı yiyecekler vesaire doymuş yağ asitlerinden uzak durduğu sürece. Örneğin ben her gün mutlaka 200 cc kefir içmesini istiyorum. Kefirdeki kadar kalsiyum hiçbir şeyde yok. Dolayısıyla bu çok daha ideal oluyor. Tok tutuyor bir de kefir. Evet, onun için doğru. Güzel bir şey oluyor. Hiç yemek yemiyoruz kefir içince. Süleyman Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür değerli ederim. Bilgiler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bugün çok değerli iki hocamızı ağırladık ve bu iki kısa konuşma sonrasında benim altını çizmek istediğim mesajlar aslında şunlar. Bir, enfeksiyon hastalıklarının esasında kontrolünde birden fazla etken var. Bulunduğunuz ortamın düzgün ve temiz olması, hijyene dikkat edilmesi, kendinizi iyi korumanız, vitaminler, mineraller açısından yeterli miktarı alıyor olmanız ve elbette aşılar çok önemli. Dolayısıyla burada birden çok faktörün etkili olduğunu söylemek lazım. İkincisi de bence menopoz döneminde
kadınların aslında mutlaka bir doktor kontrolünde bu süreci ilerletmeleri gerektiğinin bence altını çizdik. Çünkü menopoza bağlı pek çok şikayetin aslında tedavilerle kontrol edilebileceğini tekrar gördük. Belki bunu defalarca söylemiştik ama defalarca bunu söylesek de yine bazen mesajlar doğru yere gitmediği için yeniden toparlama ihtiyacı hissetmiş olduk demek ki. Aynen öyle. Aşılar çok önemli. Günün ben de öğrendiklerimi hemen özetini geçmek istiyorum. Aşıların çok önemli olduğunu ve menopozdan da korkmamamız gerektiğini bu programımızda adım adım sağlıkta öğrendik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte NTV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.